1 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Şavşat Belediye Başkanı seçilen Durmuş Aydın, görevindeki 120 gününü Çay Televizyonu habere değerlendirdi. Başkan Aydın, ilk günden bu yana verdiği sözleri bir bir yerine getirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Şavşat halkı da başkanın çalışmalarından bir hayli memnun. Belediye Başkanı Aydın, Çay Televizyonu ailesini de unutmadı. İlçenin simgesi olan Şavşat evi hediye etti. Televizyonumuzun adına hediyeyi Nusret Durur'a takdim etti. Bizler de görevinde kendisine başarılar diliyor ve teşekkür ediyoruz. Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde doğup büyüyen, memleketine sevdalı bir belediye başkanı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Şavşat Belediye Başkanı seçilen Durmuş Aydın, o çok sevdiği ilçesine hizmet etmenin gururunu yaşıyor. Başkan Aydın görevindeki 120 günü Çay Televizyonu habere değerlendirdi. Seçimler olanı 120 gün oldu. Biz de göreve başladıktan sonra adeta ibadet aşkıyla planlamamızı yaptık. Projelerimiz doğrultusunda, vaatlerimiz doğrultusunda Şavşat'ta ilk vaadimiz olan Şavşat'ın bütün cadde ve sokaklarının asfaltlanması, kilit taşı yapılması, çocukların ayağını çamurdan kurtarılması, araçların tekerleklerinin çukurdan kurtarılması çalışmamız vardı. İlk olarak Satlı, Söğütlü mahallesinde ciddi bir asfalt çalışması yaptık. Asfalt çalışmamız tamamlandı. İkinci hamle olarak da Efkar bölgesi, Hastane Caddesi'nde asfalt yol gelişme çalışmalarımız devam ediyor. O bölgedeki bütün cadde sokakları önümüzdeki günlerde de tamamlamış olacağız. Göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 100 öğrenciye burs verecek bir para biriktirdiklerini belirten Başkan Aydın, eğitim ve öğretimi fazlasıyla önemsediklerini söyledi. Göreve geldiğimiz zaman hemşehrilerimizden çok sayıda çiçek gönderenlerin olduğunu gördüm. Açıklama yaptım. Dedim ki bize kimse çiçek göndermesin. Çiçek yerine üniversitede okuyan öğrencilerimize burs olarak verilmek üzere burs hesabına para yatırmasını rica ettim. Şu an geldiğimiz nokta çok mutlu edici bir nokta. 100 tane Şavşat ve köylerinde okuyan öğrencimize aylık 1500 lira, 8 ay toplamda 12 bin lira yapıyor. Burs verecek para birikti. İşte bunu da Şavşat eğitime, öğretime önem veren bir ilçedir. Bunu da Şavşat'ta ikamet edip de üniversiteye giden çocuklarımıza eğitim desteği olarak vereceğiz. Gastronomiden turizme kadar her alanda çalışmalarının devam ettiğini söyleyen belediye başkanı Durmuş Aydın, Şavşat halkına verdiği sözleri yerine getireceğini ifade etti. Gastronomi, turizm her alanda Şavşat Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Şavşatlı hemşehrilerimize vermiş olduğumuz bütün sözleri bir bir yerine getireceğiz. Şavşat Belediye Başkan Yardımcısı Hafız Yılmaz'sa Şavşat için çok daha güzel çalışmalar yapacaklarını söyledi. Hizmet konusunda biliyorsunuz Söğütlü Mahallesi seçim vaatlerimizde asfalt yapacaktık. Biz de 2,5 ay sonra asfalta başladık. Yaklaşık 15-20 gün içine 2 kilometrelik Söğütlü Mahallesi'nin yolunun asfaltını yaptık. Yolun görüldüğü gibi kaldırımları yapıldı. Kaldırımların üzerine andezit taş güzel bir şekilde Şavşat'a sakin şehire girişe yakışır bir şekilde yol olacak. İşin takibindeyiz. Bundan sonra çok daha güzel hizmetler Şavşat için yapacağız. Şavşat Söğütlü Mahallesi'nde yapılan çalışmalar vatandaşı memnun etti. Yıllardır böyle bir hizmet alamadıklarını ifade eden mahalle halkı, belediye başkanı Durmuş Aydın ve ekibine teşekkür etti. Yolumuzda, mahallemizde yolla alakalı bayağı bir sıkıntılar vardı. Ama sağ olsun başkanım işte ve yönetimi seçim vaadi olarak söyledikleri bu mahallenin yolunu en kısa zamanda yapacağız. Sözünü verdiler bize ve sonuçta da en kısa zamanda yolumuzu yaptılar. Vallahi Şavşat'ta ne söyleyeyim, 60 yıldır ilk defa bir yol gördük, temizlik gördük. Yani boğulduk, hiç cam açmadık, boğuluyorduk senelerdir çamurdan, tozdan. Şimdi hiç olmazsa Allah'a şükür bir rahatladık da inşallah böyle gider o. Gelen gideni yurt dışından, yurt içinden, İstanbul'da, Ankara'da bu Şavşat böyle mi olmalıydı dediler. Görüyorsun yolları yaptı Allah'a şükür.
Gerisini hepsini yapacağız. Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın Çay Televizyonu'nda unutmadı. Artvin bölge temsilcimiz Nusret Durur'a ilçenin simgesi olan Şavşat evi hediye etti. Evet, Çay TV'nin bölgemizde, ilçemizde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerinden dolayı da lütfen kabul buyursunlar. Bizim Şavşat'a ait Şavşat evini kendilerine hediye etmek istiyorum.